Uffizi, Floransa'da kurulan ilk galerilerden birindeyiz ve iki farklı çarmıha gerilme sahnesine bakıyoruz. Bunlar panel üzerine tempera tekniğiyle yapılan resimler ve ikisi arasında önemli farklar var. Her iki resim de geç Orta Çağ dönemine ait olsa da tam olarak söylersek biri 12. yüzyılın sonları, diğeri 13. yüzyılın başlarına ait. Bu da İtalyan resim sanatındaki geçiş dönemine tekabül ediyor. Daha önce yapılan resmin adı Muzaffer İsa. Çarmıhta İsa peygamber var ancak şaşırtıcı bir biçimde gözleri apaçık ve düzgün bir vaziyette görünüyor. Acı çektiği gibi bir his yok. Elindeki stigmata da çok ince çizgilerle kan gösterilmiş, o kadar. Kısacası çarmıhta ama durumu iyi görünüyor. Hristiyan inancında İsa'nın ölüme karşı bir zafer kazandığı fikri vardır. Bu inanca göre İsa çarmıhta ölür ancak sonra yeniden dirilir. Maneviyatın, uhreviliğin, maddiyata ve faniliğe karşı zafer kazanması gibi. Bu resimden yıllar sonra muazzam bir değişim gerçekleşiyor ve İsa'nın fiziksel bir varlık olarak acı çekişini görüyoruz. Bunu Fransiskenlerin ortaya çıkışında da görüyoruz. Fransiskenler, İsa'nın insan olarak fani bir varlık olduğuna vurgu yapmışlardır. Fransiskenlere göre mucizevi bir biçimde Aziz Francesco'nun kendisi bizzat İsa'nın yaralarını yani stigmatayı alır. O yüzden bu inanışa göre İsa, acı çekendir ki bu tabloda bunu açıkça görebiliyoruz. Bedendeki yaralardan kanlar akmakta. Ayrıca kan daha gerçekçi çizilmiş. İsa'nın gözleri kapalı, kaşları acı çektiğinin şahidi gibi. Vücudun genelinden büyük acı içinde olduğu hissine kapılıyoruz. Ayrıca bedeni biraz eğik çizilmiş, sanki yer çekimine teslim olmuş gibi. Bu iki panel hakkında ilginç bir bilgi verirsek, panellerin her ikisinde de apron sahneleri var. Apron sahneleri, panelin her iki yanında yer alan ve İsa peygamberin hayatından bazı kesitleri anlatan sahnelerdir. Muzaffer İsa panelinde sahneler soldan başlayarak yukarıdan aşağı doğru yer alıyor. Sahnelere bakacak olursak, İsa havarilerin ayaklarını yıkıyor sahnesi var. Sonra Yahuda'nın öpücüğü geliyor. Burada Yahuda'nın İsa'yı ele vererek ona ihanet etmesi ve Roma askerlerinin onu tutuklaması ve çarmıha germesi anlatılıyor. Sonra kırbaçlama sahnesi var. Yani İsa peygambere işkence edilmesi. Dördüncü sahne çarmıha giden yolda İsa peygamber. Beşinci sahne çarmıhtan indiriliş. Altıncı sahnede Meryem Ana oğlunun yanaklarını öpüyor ve yas tutuyor. Bu sahnenin sonucunda gömme işlemi gerçekleşecek. Son sahne ise İsa'nın yeniden dirilişi yani Hristiyan inancı için çok önemli bir sahne. Bu sahnenin vermek istediği mesaj, yaşamın ölüme galip gelmesi. Bahsettiğimiz gibi İsa'yı çarmıhta tasvir etme biçimi yıllar içinde epey değişiyor. Bu da aslında manevi bir olayı fani insanlara daha doğrudan anlatma çabası olarak görülebilir. Doğrudan diyoruz çünkü gerçek insan deneyimine daha yakın olan bir tasvir bu. Buradaki amaç, inanca mensup olan kişilerin dua ve ibadet yoluyla İsa'nın neler hissettiğini anlamalarını sağlamak. Bu şekilde de yaratıcıya daha da yakınlaşmalarına vesile olmak.